Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Zamanlardan eski bir zamanda, uzaklardan uzak bir diyardaki şehirlerden birisinde Delaram adında bir kız yaşarmış. Delaram şehrin güzel sokaklarında büyümüş. Çocukluğunu nar ağaçlarının gölgesinde oynamakla geçirmiş. Annesi Pervane ve babası Şahbaz onu çok severdi. Ama Delaram'ın içine kapanıklığı ve kurnaz doğası küçük yaşlarda kendini göstermeye başlamıştı. Diğer çocuklar neşeyle sokaklarda oynarken Delaram daha çok planlar yapar, insanları kandırmanın yollarını arardı. Bu onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellikti. Delaram artık büyümüş ve bir genç kız olmuştu. Bir gün babası Şahbaz hastalanıp yatağa düştüğünde Delaram ne yapacağını şaşırmıştı. Annesi Pervane gözyaşları içinde kocasının başında beklerken Delaram içten içe endişeleniyordu. Babası kısa sürede hayatını kaybetti ve bu kayıp Delaram'ın annesini derinden etkiledi. Pervane kocasının ölümünün ardından uzun bir süre yas tuttu. Fakat bu acıya daha fazla dayanamayarak o da kısa süre içinde hayata gözlerini yumdu. Delaram, anne ve babasını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde kaldı. Fakat bu acıyı kendi içinde sakladı. Kimsesi kalmayan Delaram, yalnız ve çaresiz hissetse de hayatta kalmak için bir yol bulmalıydı. Delaram kimsesi olmadığı için yalnız yaşamaya başlamıştı. Babasından kalan parayı hesapsızca harcayıp çabucak bitirmişti. Sonra da kara kara ne yapacağını düşünmeye başlamıştı. Hayatını sürdürebilmesi için çalışıp para kazanması gerekiyordu ama canı hiç de çalışmak istemiyordu. Bir gün kendi kendine, "Herkes hayatını doğru dürüst çalışarak kazanmıyor ya, ben de kendimi yormadan geçinmenin bir yolunu bulurum," dedi. Sonra bir plan yaptı. Her gün annesinden kalan değerli bir aynanın karşısına geçip onunla konuşmaya başladı. Eve gelen komşular onu hep aynanın karşısında kendi kendine konuşurken bulur ve durumuna çok üzülürlerdi. Bir süre sonra komşulardan biri olan Gülnaz Hanım, "Kızım, sen neden sürekli aynanın karşısında kendi kendine konuşuyorsun? Bu gidişle aklını kaybedeceksin," demiş. Delaram ise bir kahkaha atarak, "Aklını kaybeden sensin, görmüyor musun? Ben aynaya konuşma üretiyorum," diye karşılık vermiş. Zavallı kadın Gülnaz Hanım o kadar saf kalpliymiş ki kızın bu sözüne inanmış. "Delaram, ne kadar yeteneklisin, benim tavuklarıma da konuşmayı öğretir misin?" diye sormuş. Delaram bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek, "Tabii ki öğretirim," demiş. "Ama bana bir çuval badem içi ile bir çuval kuru üzüm getirmen gerekiyor. Tavuğun bunları yerse konuşmayı daha çabuk öğrenir." Saf kadın Gülnaz Hanım büyük bir sevinçle evine gitmiş. Kendi kendine, "Tavuğum konuşmayı öğrendikten sonra canım hiç sıkılmaz. Akşama kadar onunla konuşup hoşça vakit geçiririm," demiş. Sonra hemen hazırlanıp çarşının yolunu tutmuş. Rengarenk kumaşlar, baharatlar, mücevherler ve birçok ürünle dolu olan çarşıda dar sokaklar boyunca uzanan dükkanlarda gezmiş. Kuru yemişçiye gidip bir çuval badem içiyle bir çuval kuru üzüm almış. Bunları bir arabayla evine getirtmiş. Evden tavuğunu da aldıktan sonra Delaram'ın evine gitmiş. Delaram pencereden bir arabanın geldiğini görünce koşa koşa kapıya çıkmış. Gülnaz Hanım'ı güler yüzle karşılamış, oturup biraz sohbet ettikten sonra birbiri ardına ikramlarda bulunmuş. Gülnaz kalkmak üzereyken, "Hiç merak etme," demiş. "Tavuğun bir ay içerisinde bülbül gibi konuşacak. Bir ay sonra gel, tavuğunu al." Bunları duyan Gülnaz Hanım, sevinç içinde evine dönünce, Delaram hemen tavuğu kesip pişirmiş.
Suyuyla da güzel bir çorba ve pilav yapıp kendisine bir akşam ziyafeti çekmiş. Ondan sonraki günlerde de karnını badem içi ve kuru üzümle doyurmaya başlamış. Bir ayda iki çuval kuru yemişi de yiyip bitirmiş. Gülnaz Hanım ise büyük bir merak içinde bir ayın dolmasını beklemiş. Dolar dolmaz da Delaram'ın evine gitmiş. Kapı açıldığı zaman Delaram'ın hüngür hüngür ağladığını görünce çok şaşırmış. ''Ne oldu kızım, neden böyle ağlıyorsun?'' diye sormuş. Fakat Delaram hiç cevap vermeden ağlamaya devam etmiş. Gülnaz, Delaram'ı bir türlü susturamamış. Sonra çaresizce beklemeye başlamış. Delaram sakinleşip susunca tekrar sormuş. ''Ne oldu kızım, başına kötü bir şey mi geldi? Derdini söyle de elimden gelen bir şey varsa yapmaya çalışayım.'' Delaram, ''Kötü bir şeyin de lafı mı olur? Bu büyük, hem de çok büyük bir felaket.'' diye inlemiş. Gülnaz Hanım iyice endişelenmiş. ''Evladım, ne oldu söylesene.'' demiş. Delaram derin bir iş çekerek, ''Ah, ah, ben ağlamayayım da kimler ağlasın.'' demiş. ''Tavuğunuza konuşmayı öğretmiştim. Bülbüller gibi konuşuyordu. Ama dün akşam konuşurken birden ortasından çat diye çatlayıverdi. Ne talihsiz başım varmış. Of of.'' Bunları duyan Gülnaz, Delaram'ı üzen şeyi öğrenince rahat bir nefes almış. ''Kızım, felaket dediğin bu muydu?'' demiş. ''Bir tavuk öldü diye hiç bu kadar ağlanır mı? Bir tavuk için bu kadar üzülmeye değer mi? Canın sağ olsun, yenisini alırız.'' Gülnaz Hanım Delaram'ın haline çok acıdığı için yanında kalıp onu teselli etmiş. Akşama doğru evine dönmüş. Delaram evde yalnız kalınca kahkahayla gülerek aynanın karşısına geçmiş. Delaram demiş. Açlıktan ölecekken tavuk bulup afiyetle yedin. Bir ay karnını badem içi kuru üzümle doyurdun. Peki şimdi ne yapacaksın? Haydi bakalım, güzel bir plan hazırla da başının çaresine bak. Ertesi gün Delaram kurnazca bir plan bulmaya çalışırken canı sıkılmış ve dışarıya çıkmış. Yolda hem yürüyor hem de düşünüyormuş. Biraz ileride büyük bir kalabalık görmüş. Yanlarına gidince mezarcıların ufak bir çocuğu gömdüklerini görmüş. Bir kenara çekilip kalabalığın dağılmasını beklemiş. Etrafta kimsenin kalmadığından emin olunca mezarın yanına gidip toprağı eliyle kazmaya başlamış. Sonra da çocuğu mezardan çıkarıp evine götürmüş. Sonra bu çocuğa güzel bir elbise giydirmiş ve kucağına alarak çarşıya gitmiş. Bir kumaşçı dükkanına girip çeşit çeşit kumaş kestirmiş. Kumaşların parasını ödemek için çantasını karıştırmaya başlamış. Birden telaşla ''Eyvah, para kesem evde kalmış.'' demiş. ''Çocuğum uyuyor, şimdi onu hiç taşımayayım, burada kalsın. Ben hemen kesemi alıp dönerim. Zaten evim çok yakın.'' Hiçbir şeyden haberi olmayan kumaşçı Cevat, ''Tamam, madem eviniz çok yakın, çocuğunuz burada uyusun.'' demiş. Delaram dükkandan çıkmış, dışarıda biraz dolaştıktan sonra geri dönmüş. Önce çocuğun yanına yaklaşmış. Başında biraz durduktan sonra acı acı bağırmaya başlamış. ''Yetişin dostlar, yetişin, çocuğumu öldürmüşler.'' Bu feryadı duyan Cevat hemen çocuğun yanına koşmuş. Çocuğun gerçekten de öldüğünü görünce hem çok şaşırmış hem de çok korkmuş. Delaram adama öfkeyle ''Ne istedin benim masum yavrumdan? Seni katil seni, şimdi gidip seni şikayet edeyim de gör bakalım.'' diye bağırmış. Kumaşçı Cevat ne yapacağını şaşırmış bir halde ''Lütfen beni şikayet etme.'' diye yalvarmaya başlamış. ''Al şu anahtarları, dükkanım, mallarım hepsi senin olsun. Yeter ki beni şikayet etme. Bak işte gidiyorum.''
Kumaşçı Cevat gidince Delaram hemen dükkanı satılığa çıkarmış. Tam o sırada oradan geçen bir tüccara 100 altına satmış. Bundan sonra Dilaram hemen çocuğu alarak mezarlıktaki mezarına yeniden gerisin geriye gömmüş. Sonra da evine dönüp keyifli bir şekilde aynanın karşısına geçmiş ve şöyle demiş. Dilaram, sabahleyin ekmek alacak paran yoktu. Ölü çocuğa elbise giydirip kumaşçıyı korkuttun. Elindeki dükkanını mallarını alıp sattın. Şimdi 100 altının var. İstediğin gibi yaşayabilirsin artık. Dilaram sonra alışverişe gidip evini en güzel yiyeceklerle doldurmuş. Akşam da karnını tıka basa doldurup erkenden yatmış. Sabahleyin yataktan geç kalkmış. Sokak kapısının önünü süpürürken yoldan geçenlerden padişahın karısı Mah Sultan'ın öldüğünü duymuş. Hemen süpürdüğü yeri bırakıp saraya koşmuş. Çünkü aklına çok hilekar bir plan gelmiş. Dilaram sarayın önüne geldiğinde "Ah canım kardeşim, vah canım kardeşim, senin bir kardeşin olduğunu herkesten sakladılar. Birlikte şöyle bir oturup sohbet edemedik. Şimdi de kara toprağa düştün. Ah ki ah, vah ki vah, başıma bunlar mı gelecekti?" diye ağlayıp inlemeye, bağırmaya başlamış. Saraydaki görevliler gidip padişah Şah Abbas'a haber vermişler. Padişah karısının bu hiç bilmediği gizli kardeşini merak etmiş ve yanına gitmiş. Dilaram'ın saçını başını yolarak ağladığını görünce karısını bu kadar seven kardeşini şimdiye kadar tanımadığı için üzülmüş. Padişah Şah Abbas biraz saf bir adammış. Hemen adamlarına emir vererek ona sarayda güzel bir oda hazırlatmış. Her ihtiyacının karşılanmasını, bundan sonra sarayda kalabileceğini söylemiş. Dilaram padişahın sözlerine çok sevinmiş. Ama tabii ki sevincini hiç kimseye belli etmemiş. Bir güzel yiyip içmiş, en güzel elbiseleri giyip odasına yerleşmiş. Gece olunca saray halkı yattıktan sonra beyaz bir çarşafa bürünerek odasından yavaşça çıkmış. Hiç gürültü yapmadan padişahın odasına kadar yürümüş ve kapıyı çalmış. Saf ve korkak bir adam olan padişah Şah Abbas yataktan seslenmiş. "Kim o?" Dilaram sesini değiştirerek "Ben senin ölen karınım. Kardeşim Dilaram'la evlenmezsen seni boğarım." demiş. Şah Abbas karısının mezardan çıkıp kapısına kadar geldiğini zannetmiş. Korkudan yatağın içinde tir tir titremeye başlamış. Ne ona cevap verebilmiş ne de bağırıp yardım isteyebilmiş. Yorganı kafasının üzerine çekip sabahın olmasını beklemiş. O günden sonra Dilaram her gece padişahın odasının kapısına gidip aynı şeyleri söylemeye başlamış. Şah Abbas'ın korkusu her geçen gün biraz daha artıyormuş. Sonunda dayanamayıp annesine durumu anlatmış. "Anneciğim, günlerdir neler çektiğimi bir bilsen, ölen karım mezarından çıkıp odamın kapısına geliyor ve "Kardeşim Dilaram'la evlenmezsen seni boğarım" diyor. "Ne yapacağımı bilmiyorum, şaşırdım kaldım" demiş. Şah Abbas'ın başına gelenler annesini de korkutmuş. Biraz düşündükten sonra şöyle demiş. "Oğlum, madem ki karın öyle istiyor, onun ruhu gelip sana öyle söylüyor, sen de kardeşi Dilaram'la evlenirsin. Bu şekilde karın bir daha seni rahatsız edip korkutmaz." Annesinin bu sözleri üzerine Şah Abbas, "Öyleyse sen yarın Dilaram'la konuş, bakalım benimle evlenmek isteyecek mi?" demiş. Bunun üzerine Sultan anne, "Sen hiç merak etme oğlum, ben bu işi hallederim" diyerek oğlunun yanından ayrılmış. Ertesi gün padişahın annesi Dilaram'ın odasına gitmiş. Biraz sohbet ettikten sonra, "Kızım, padişah seninle evlenmek istiyor, ne dersin?" diye sormuş.
Dilaram birden ağlamaya başlamış. Bir yandan hüngür hüngür ağlıyor, bir yandan da şöyle diyormuş: "Benim yüreğim hala canım kardeşimin acısıyla yanıp kavruluyor. Padişah ise benimle evlenmeyi düşünüyor. Bu nasıl bir iş böyle?" Sultan Hanım yumuşak yumuşak konuşarak Dilaram'ı ikna etmeye çalışmış ve sonunda oğluyla evlenmeye razı etmiş. Hemen hazırlıklar başlamış ve bir müddet sonra da güzel bir düğün yapılmış. Düğünden birkaç gün sonra Dilaram yine aynanın karşısına geçip konuşmaya başlamış. "Dilaram, bir ay önce kimsesiz, fakir bir kızdın. Şimdi ise padişahın karısı, koskoca bir memleketin sultanısın. Ama daha işin bitmedi. Padişahın annesi olacak şu yaşlı kadını ortadan kaldırıp sözü dinlenen tek kadın sen olmalısın." Ertesi sabah Dilaram odasında yalnız otururken padişahın annesi kapıyı çalmış. Dilaram kadını büyük bir saygıyla içeriye davet etmiş. Biraz konuştuktan sonra, "Anneciğim, çok hasta görünüyorsunuz. Dilinizi bir dışarı çıkarın da bakayım," demiş. Başına geleceklerden habersiz olan Sultan Hanım, gelininin ilgisine sevinip dilini dışarı çıkarmış. Dilaram birden kadının dilini ısırıp koparmış. Kadın dilinin acısıyla düşüp bayılmış. Dilaram koşup uşakları çağırmış. Sultan Hanım'ı kaldırıp odasına götürmüşler. Fakat doktor gelinceye kadar yaşlı kadın acıya dayanamamış ve vefat etmiş. Şah Abbas çok sevdiği annesinin ölümüne çok üzülmüş. Dilaram da üzgün görünmeye çalışıyormuş, sürekli ağlıyormuş. 3 gün sonra Dilaram sabahleyin erkenden kalkmış. Padişahın uyuduğunu zannederek yine aynanın karşısına geçip kendisiyle konuşmaya başlamış. Dilaram, padişahı kandırıp karısının kardeşi olarak saraya girdin, yerleştin. Padişahın odasının kapısına gelerek, "Kardeşim Dilaram'la evlenmezsen seni boğarım," dedin. Padişahı korkutup onunla evlendin. Sonra da annesini öldürüp sarayın tek sultanı sen oldun. Bundan sonra hayatını yaşamaya bak. Senin keyfini bozacak hiçbir şey kalmadı artık. Ama Dilaram bunları aynanın karşısında söylerken Şah Abbas'ın uyanık olup kendisini dinlediğinden habersizmiş. O sözünü bitirir bitirmez Şah Abbas yataktan fırlayıp öfkeyle üzerine doğru yürümüş. Sonra onu kolundan tuttuğu gibi cellatları çağırıp onların önüne atmış. "Vurun şunun başını," diye emretmiş. Dilaram Şah Abbas'ın ayaklarına kapanıp kendisini affetmesi için yalvarmaya başlamış. Şah Abbas da ona acıdığı için başını vurdurmaktan vazgeçerek 40 katıra bağlanmasını emretmiş. Cellatlar da onu saçlarından 40 katıra bağlamışlar ve katırları dağlara doğru sürmüşler. Dilaram dağlarda sürüne sürüne taşlara, kayalara çarpa çarpa katırların arkasında ilerlemiş. Sonunda yaptığı kötülüklerin cezasını çekmiş. "Öyle ya, atalarımız boşuna bu yalan dünyada eden bulur, yapan çeker dememişler." Değerli dostlar, bu masal insanlara kötülük yapanların, hile ve kurnazlıkla başkalarını aldatanların sonunda mutlaka yaptıklarının cezasını çekeceklerini anlatıyor bize. Dilaram'ın hikayesi ne kadar kurnaz ve zeki olursa olsun, adaletin sonunda mutlaka yerini bulacağını ve kötülüklerin karşılıksız kalmayacağını gösteriyor. Kendi çıkarlarını düşünerek başkalarına zarar vermek, sonunda kişinin kendi felaketine yol açar. Bu yüzden bu masal bize dürüstlük, doğruluk ve iyilik gibi erdemlerin her zaman en değerli ve en doğru yol olduğunu hatırlatır.
Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.